Teşekkürler. Fahrettin, sunum nasıl? Sunum, yani çorba biraz koyu gözüküyor. Açıkçası koyuluktan kastım renk olarak koyu gözüküyor. Kremalı mantar çorbası daha beyaz renk olur. Hmm. Muhtemelen siyah bir mantar seçtiniz. Hayır. Diye düşünüyorum. Çünkü kararmış çorbanız. Tadına bakınca anlayacak onu. Sunum şimdi, olarak nasıl görünüyor? Sunum olarak normal. Yani çok da başarılı denilemez. Neden kararmış olabilir? Çorbanın dediğim gibi mantarı siyahsa kararır. Ununu biraz çok kavurduysa kararır. Ya da? Ya da hani kremasını az koyduğu için kararır. Ya da mantarlar mı kararmıştır? Tabii evet. Yani yaktınız mı acaba? Kokusundan da anlayacağız birazdan. Bakacağız. Esra'cığım nasıl görünüyor sunum? Sunum, ben buna baktığım zaman kremalı mantar çorbası mı değil mi anlayamıyorum. Ne görüyorsunuz? Yani önümde beyaz bir sulu gıda. Yani bir süsleme, bir sunumda değişiklik olabilirdi. Bir iki dilim mantar bırakılabilirdi üzerine ki mantar çorbası ne olduğunu anlayabileyim. Yediğince anlarsınız görmenizde ilk etapta. Ama şimdi yiyeceğim şeyin gözüme hitap etmesi lazım. Bir çorbayı renginden ayırt edersiniz en fazla yani. Beyaz renkte bir sürü çorba var. Dikkatinizi çekerim Sinem Hanım. Hiçbirinin içinde grilikler göremezsiniz. Görürsünüz. Mantar çorbası hariç. Görürsünüz. Siz yaparsınız görürsünüz. Hünkar çorbası vardır. En basit misali. Onun içinde de közlenmiş patlıcan vardır ve aynı bu şekilde durur o çorbada. Biraz daha yağlıdır ama üstünde yağ kalır onun. Yağı sosudur. Sunum içindir, görüntü içindir. Dedim ya, yani ben bunun ne çorbası olduğunu şu an anlamıyorum bile. Yedikten sonra anlarsınız. Bakalım, tadına bakınca anlayacağız. Dilşat'cığım. Seda Hanımcığım, ben de bir süsleme konusunu biraz zayıf buldum. Üzerinde bir dereotu, ona benzer bir süsleme beklerdim. Onun dışında tadına, kıvamına, yoğunluğuna bakıp değerlendireceğim. Kezban'cığım. Evet, çorba. Sade, saf, güzel bir çorba. Sunum güzel görünüyor mu? Yok. İşte değil mi ya, sade, saf bir çorba, zavallı. Nasıl yani? Yani çorba olarak gelmiş yanımıza. Ne diye gelecekti peki? Mantar çorbası ama içinde mantar bulabilecek miyim? Denersiniz. Onu da tadınca göreceğiz. Zaten buz gibi. Beğenmezseniz yemezsiniz. Yani anladığım kadarıyla sunumu beğenmedin sen. Yok. Dilşat, sen beğenmedin. Beğenmedim. Fahrettin. Buna yakışır bir fesleğen olabilirdi. Sadece onu ekleyeyim. Evet, sunumu beğenmedim. Eksik. Kremalı mantar çorbamız afiyet olsun yarasın. En son sana söz hakkı vereceğim. Kezban, nasıldı çorba? Seda Hanım, içinde mantar varmış. Yani onu gördüm. Ama bilmiyorum, Allah'ım affetsin. Ellerine sağlık diyeyim. Bu arada emeğine sağlık. Ama çorba sıfır, elde var sıfır. Yani ne damağa hitap etti, ne zevke, ne de yani soğuk buz gibi. Ben bunu neresi nasıl yiyeyim? Kurban olayım. Tercih meselesi. Ben soğuk içiyorum çorba genelde. Tadı tuzu nasıl Kezban'cığım? Tuz eksikliği var zaten de. Yani içinin şeyler falan, inan ki buz gibi. O soğuk olduğundan dolayı bir şey anlayamadım zaten. Ağzımda ne yediğimi ben anlayamadım ki. Ya sıcak yakardı ama. Yaksın. Tuz da kolesterol, yani tansiyon acının zararlı da, o yüzden. Acının da iyisi, şeyi, acısı iyidir. Çorbanın da sıcağı. Bu yaşta sıkıntı. Yok. Yani? Sıfır, elde var sıfır hocam. Beğenmedim. Beğenmedim. Dilşat. Ben de beğenemedim. Öncelikle emeğinize, elinize sağlık. Yoğun bir süt tadı aldım. Evet. Kremalı mantar çorbasında en önemli özellik mantarın kavrulup suyunu bırakması ki bu da kıvam sağlar. Dolayısıyla o yeterince kavrulmamış, suyunu salmamış. Ayrıca mantar yağını da sonradan belli eden bir şeydir, sebzemizdir. Mantar sebze değil. Yani... Tek başına ayrı bir tür. Devam edebiliriz. Evet. Beğenemedim Seda amca. Peki Fahrettin bir koyuluk var dedi. Ona katılıyor musunuz Kezban? Ama koyuluk. O da sütten dolayı galiba. Yoğun bir süt tadı aldım ben çünkü. Hayır. Bu koyu, ben beyaz durmuyor dedi bu çorba. O da mantarın kavrulmasıyla alakalı. Koyu renk seçip. Çünkü mantarın yıkanıp
kurulanıp o şekilde sote edilmesi limonu lazım. Limonu suya koymadıysa limon kendini karartmıştır. Peki. Beğenmedin. Beğenmedim. Esra? Çorbanın tuzu az. İçinde sosundan dolayı un topakları var. Soğan var. Soğuk. Ama tadına soğanı baktım. Elinize sağlık. Nedir? Bir dakika dur Esra. Ne dedin? Çok soğan var. Soğancıklar mı vardı? Kız konuşurken niye demedin onu Kezban? Şimdi Esra anlatırken söylüyorsun. Pardon. Kremalı mantar çorbasına soğan konur mu? Konulmaz. Niye demedin? Konur. Konulur ama yani konulmamış gibi olur. Çorbalardaki soğan yok gibi olması lazım. Ben şimdi soğanı doğradığım zaman çorbaya komşular da benim der ki arkadaşlar şöyle sen buna soğan doğradın mı? Ama doğramışımdır ama içinde yoktur. Anlatabiliyor muyum? Tadını versin. Tadını versin. O soğanı ağzına gelmez. O şekilde. Biz büyüklerimizden öyle gördük. Peki Esra'cığım devam et hayatım. Tuzu az. Sosundan dolayı içinde un topakları var. Yani içtik. Yelesin. Kezban Hanım menüyü gördüğünde kremalı mantar çorbası çok kolay bir çorba. Nereli olduğunu bilmiyorum ama ayranlı çorbalardan birini yapabilirdi yorumunu yaptı. Bu çorba da gayet benim vaktimi aldı yani. Benim için zor bir çorbaydı. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Yani vaktinizi almıştır. Son bir saatte bitirmişsin menüyü zannedersem. Yok hayır bir saatte bitirmedim. Benim için ağır bir menüydü. Beni bayağı zorladı. Aynen. Şaşırdınız mı Kezban Hanım? Şaşırmadım. Neden? Yani şaşırmama zaten menüyü gördüğüm zaman benim yorumum bize göre o şekildeydi. Arkadaş rakip olamayacağı için şaşırmadım. Rakip olmasaydım bugün masada olmazdım. Rakibim demek ki. Ama rakibim değilsin. Sizin olmayabilirim ama diğerleriyle gayet rakibiz. Yani kendinizi yarışma dışı bıraktıysanız bu sizi ilgilendiren bir sıkıntı. Yani bu durumdan sonra, bu menüden sonra rakibim olamazsınız. Buradayım, varım. Hafta başında yarışmacılarımız birbirlerini tanımadığı için menüyü gördüklerinde sizce hanımefendi midir, beyefendi midir diye soruyoruz. Sinem Hanım'ın menüsünü görünce herkes beyefendidir. Bir hanımefendi bu kadar kolay yemekler yapamaz dedi. Yani öncelikle hani kusura bakmayın ama estağfurullah. Hani bu menüyü görünce kesinlikle bir erkek olduğunu düşündüm. Kolay diye mi? Hem kolay ve davet sofrasına yakışmayan bir menü. Daha böyle basit hemen yapabilecek bir ev hanımı ya da bir bayan olabileceğini açıkçası düşünemedim. Bir de şey diyorlar öğrenci menüsü. Evet. Evet. Aynı öğrenci menüsü demek istemedim aslında da. Bazı öğrenciler var çünkü çok şaşırtıyorlar. Çok başarıları gördük. Yani seyrettik, gördük. O yüzden büyük konuşmak istemedim ama gerçekten erkek olduğunuzu düşündüm. Evet, aşçımız Fahrettin konuşuyor. Fahrettin, çorbayı içtin. O koyu, yani sana böyle beyaz gelmeyen şeyin sebebi ne? Öncelikle şöyle söyleyeyim, başlangıç olarak çorbayı aldığımda zaten soğuk bir çorba içtim. Kışın zaten sıcak bir çorba içsek daha iyi olurdu. İçerisinde topakları var, un topakları. İkinci olarak bunu söyleyebilirim. Üçüncüsü, slice şeklinde doğrasaydınız mantarları biraz şeklinde, daha... Şeklinde pardon? Slice. Dilim yani. Dilim. Hani daha dilim durarak yani üstünde de kalabilirdi. Üstü nasıl kalacak çöker? Yok, kalıyor. Kalanı yaparsınız içerisinde. Tabii, tabii. İnşallah. Onun haricinde çorbanız dediğim gibi başta da söyledim. Zaten göz hitabıyla da söyledim. Kararmıştı çorbanız. Bunu un kavururken muhtemelen zaten un topakları da açılmadığı sürece kararma yapar. Bunu da bilginiz olsun. Teşekkürler. Kremayı biraz daha, yani süt oranını düşürüp kremayı biraz daha fazla koysaydınız daha beyaz bir renge sahip olabilirdiniz. Ya da mantarları birazcık limonlu suda bekletseydi yine kararmayı engeller miydi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Limonlu suda bekletirseniz ekşi tadı geliyor. Ben onun taraftarı değilim öncelikle. Beyaz bir mantar seçtiğiniz zaman bu sorun zaten ortadan kalkıyor. Kabuklarını da soyarsanız harika bir çorba mantar elde edersiniz. Mantar beyazdı. Ama dediğim gibi yine onun yıkanıp kurulanması lazımdı yani ve sotelerken de suyunun iyice salınması gerekiyor. Mantardan şimdi değil. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben size bu bunu konuda katılmıyorum. Bunu fazla kavurmuş olabilirsin. Kavurmada şimdi sıkıntı kavurursunuz. Var. Ama suyunu mantar bıraktığı zaman kararma yapar. Ve yoğun bir soğan tadı. Ondan da sıkıntı var. Masada bu kadar ev hanımı ve bir aşçı var. Undaki sıkıntıyı neden anlayamadılar acaba? Esmer'im ununu kullandı. Esmer'im.
Ben öyle şeyleri ben söylemem. Dış ses söyler genellikle. Ispanım kullandı. Hayır, zaten unu fazla kavurduğun zaman da bu renge ulaşabiliriz zaten.